Safiye'yi böyle tutacaksın saçından, sallandıracaksın, çırpacaksın babam, çırpacaksın. Aa böyle çırpacaksın, çırpacaksın. Böyle, böyle. Ana. Hı? Ne arıyor bu burada? İlyas! Sen işten ayrılmadın mı oğlum? Ne diye döneniyorsun buralarda? Geçiyordum Asiye teyze. Yalan konuşma. Çömmüşsün şuraya kedi gibi. Gördüm ben yukarıdan. Bak, seninle açık konuşacağım oğlum. Eğer pembe için buralarda dolanıyorsan, sakın ha boşuna heveslenme. İsmet Koreçki kızıma evlilik teklif etti. E biliyorsun sen de buradaydın. Yani boşuna dolanma diye söylüyorum ha. Ya yok Asibe teyze ya. Benim pembeyle işim gücüm olmaz. İçin rahat olsun. Hadi hayırlı günler. İlyas. Bak hele bana. Sen de bir ayın bağ. Sevda yüzünden mi böylesin ha? Ha oğlum? Ben senin yüzünü acılı görüyorum bu aralar. Babası vermez diye mi üzülüyor? Hayır öyleyse bir yolu bulunur yani. Sevdaysa derdin. Bak. Cevap veremiyorum gördün mü? Sibe teyze, çok utanıyorum ama öyle ya, ben Sevda için dolanıyorum buralarda. E desene be oğlum dirdiğini. Ay! Bak yavrum, dirdiğini demeyen derman bulamaz. Sonra sevdalıları bir araya getirip buluşturmak da sevaptır. Sana bir şey diyeceğim Sevin. Vallahi Sevda'nın da koyunu var sende ha, biliyorum ben. Eğer istersen Hasibe teyzen size yardımcı olabilir. Bence sen bunu bir düşün. Gerçekten mi Asibe teyze? Yardım eder misin bize? Gerçekten oğlum yardım etmem miyiz size ben? Ah yavrum. Dur hele sen dur. Al bunu. Telefonumu yaz. Oraya yazma, ön tarafına yazma. O konağın hesap defteri görmesin. Ardına yaz. He. Yaz yaz. Tamam. Ben size bir buluşma ayarlayacağım, merak etme. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oğlum, sen şimdi benden haber bekle, he mi? Tamam Asibe teyze. Allah senden razı olsun. Hadi selametle. Selametle oğlum. Safiye Hanım. Bakalım şoförle kimin kızı evleniyormuş? Görelim. Kardeş. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ver bakalım. Al abi paran burada. Hey maşallah yavrulara bak ya. Yolda bulsan say demişler ama ben bu kadar parayı nasıl sayayım lan? Aşk olsun abi, ne konuştuysak orada işte. Bana bak, eksik çıkarsa çikinleşirim ha. Ya ya tam. Abi şu depodaki mallar için bir müşteri ayarladım. Bir operasyon planlasak. Bak bak. Laflara bak. Operasyon mu operasyon. Para tatlı geldi herhalde. Çakal seni. He valla. Yoğunluğu bulmuşken kazanalım işte. Tamam tamam. Sen müşteriyi ayarla da nakliyat benden. Tamam abi. Hadi görüşürüz canım. Hadi güle güle. Allah bereket versin. Sağ ol çiçeğim. Abi. Sana bilgisayar getireyim mi? Sıkılma, oyunu falan oynayalım. Sağ ol İsmet. Sağ ol. Aman Ali bırak ya. Kendini eğlendiriyor bu. Al koş Nusre. Al. Bu kadar çabuk almış. Hadi. Gel. Acıktın mı? Etli sarma yaptım. Eline sağlık. Önce bir yeseydin.
Sen mi yaptın gerçekten? Evet. Ay. Olmamış mı? Olmamış değil mi? Bak yüzünü buruşturdun. Bırak tamam. Dur. Güzel olmuş. Hepsini yiyeceğim. İyi. Ben de gelin hanımın elinin lezzetini bir tadayım diyorum. Ali'cim ayıp olmasa bir tane alabilir miyim canım? Hı hı. Abi ya çok merak ettim. Ben de bir tane alayım mı? Al. Dur bakayım. Bakayım. Bu ne be? Yemin ederim şap gibi ha. Oha. Bak yemin ederim abim sana çok aşık. Bu zıkkım yenir mi be? Niye beğenmedim demiyorsun Ali? Götür başka şey yap desene. Abi beğendim dedim ya. Yiyeceğim işte. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ay senin bu iyi niyetin beni öldürecek bir gün Ali. Ya biraz kuyusuzluk yapsana. Kapris yap biraz. Ben bilmem öyle şeyleri. Nasıl yapılıyor ki? Ya bak mesela diyelim ki sana çay getirdim. Bu açık olmuş. Git götür bunu. Demli getir diyeceksin. Ben sana çay getirdiğimde de yok ben çay içmekten vazgeçtim. Kahve getir bana diyeceksin. Mesela bunun gibi şeyler anladın mı? Gıcıklık yap işte biraz ya. Öyle mi? İzle o zaman. Mavi, sarmalar çok kötü olmuş. Şimdi git bana makarna yap getir. Hadi bakalım. Ha şöyle Ali'cim ya işte bu. Evet. Bak söyle ortalığı da şöyle bir güzel toplasın. Ayrıca çamaşırlarını da Mavi Hanım yıkasın bir zahmet yani. Yenge. Ne var abi ya? Karın da el mi yapsın? Mavi, bak. Çay döküldü. Bunu da yıka. Temizle. Temizlerim ne var? Mavi, otur. İsmet, niye döküyorsun çayı? Ya abi, ya sen intikamını alacağım. İki dakika bir dur ya. Ya gene kıyamadın değil mi? Kıyamam. O benim en kıymetlim çünkü. Ali. Keşke Cemal abin de seninle takılsa. Vallahi bu İsmet bozuyor benim kocamı ha. Benimle ne ilgisi var ya? Allah Allah. Cemal abimin ruhundan geliyor okuzluk. Sensin okuz. Allah Allah ben küçük olanım. Gerçekten makarna yapayım mı sana? Vallahi makarnayı çok güzel yaparım. Hadi yap o zaman. Tamam. Dur. Şundan direkt çöpe. Kedi köpek yer yazık hayvanlara. Allah korusun. İsmet. İsmet ne geveze adamsın ya. Yiyin o zaman onu. Allah Allah. Sevdam. Yıkanmış çamaşırlarını getirdiydim kuzum. Sağ ol Asibe teyze. Sen bırak şöyle ben yerleştiririm. Ben yerleştirivereyim çocuğum. Yok yok ben yerleştiririm. İyi madem. Ne yapıyorsun sen? Ders mi çalışıyorsun kuzum? Evet yarın deneme sınavı var da. Heh. İyi. Sevda. Ben sana bir şey diyeceğim kızım. Bu ne oldu biliyor musun? İlyas var ya, kapının önünde gördüm. Kız çocuk sağ sırılsıklama aşık ya. Hasibe teyze ne olur bizi buluştur diye bana yavlardım. Sen ciddi misin Hasibe teyze? Ay, ciddiyim tabii ki. Böyle şey şakası mı olurmuş? Allah Allah. Ana dur. Ha bak. Sağ telefonumu yolladı. İnanamıyorum ya. İnan. Hemen ara, fazla bekletme çocuğu, hemen. İşte yarın buluşun. Çok teşekkür ederim Asime teyze. Bir şey değil yavrum, hiçbir şey değil. Ay ne güzel. Madem birbirinizi seviyorsunuz, bizim de çorbada bir tuzumuz bulunsun değil mi? Sevda, aman diyeyim kızıma.
Anana babana sakın bir şey deme, değil mi yavrum? Vallahi öğrenirlerse odalara kapatırlar seni. Sevdanıza mani olurlar, değil mi ben sana? Değil mi yavrum? Yok yok, söylemem. Acaba? Aha! Çay sandığı. Cemal! Ne zaman geldin sen? Yeni geldim. Ne vardı da? Niye haber etmiyorsun? Böyle sessiz sedasız gelmişsin. Ne aranıyorsun sen burada? Ya Safiye, sen amma çok soru soruyorsun be gülüm. Odama geldin ya. Üstümüzü değiştireceğiz herhalde. Üf, tamam hadi değiştir, değiştir. Fikri Bey gelmiş. Yukarıya çıkacağız. Hayır, hasibeler yetmiyordu. Bir de onların misafirlerini ağırlıyoruz ya. Allah Allah. İyi tamam, hadi sen çık da gelin ben, hadi. Safa ya. Neredeyse yakalanıyordum. Bu da üstüme çip mi taktı? Kokun mu alıyor, ne yapıyor anlamadım ki ne ya. Oh. Alo. İlyas merhaba. Sevda ben. Merhaba Sevda. Nasılsın? İyi diyelim. Aramana çok sevindim. Sahi mi? İşten ayrılırken en çok seni bir daha göremeyeceğim diye üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Yani işten ayrıldığına. Yani seni göremeyeceğim diye. Ben aslında seni görmeye gelecektim dershaneye ama baban kızar diye vazgeçtim. Yanlış anlama. Kendim için değil, senin için korktum. İyi ki gelmemişsin. Babam duyarsa öldürür beni. Eğer istersen babanın bizi göremeyeceği bir yerde görüşebiliriz ama. Olur. Ne zaman? Hemen. Yarın. Tamam. Teşekkür ederim tatlım. Bir şey değerli. Puskut yok mu ya bunun yanında? He? Puskut ya, böyle kaymaklı falan. Oğlum çocuk musun sen Allah aşkına? Öyle içiver. Anne canım çekti, ne var puskut yesem yanında? Oo, duayen kadastrocu kardeşim Fikri gelmiş. Hoş geldin kardeş. Evet, hoş bulduk Cemal Bey. Otur otur, biraz sorma ya. Otur. Fatma, çay veriyordun ya kızım. Alın. Sağ ol. Gel otur şöyle. Gel yanıma. Nasılsın kardeş? İşler güçler nasıl? İşler iyi çok şükür. Kardeşiniz büyük bir kaza atlatmış. Geçmiş olsun. Ya öyle oldu maalesef. Sağ olasın, eksik olma. Fikri Bey, biz de bu işleri biraz hızlandıralım diyorduk. Bahar'a gençleri dünya evine sokalım mı Cemal? Ne dersin? Annem, bence Bahar'ı beklemeye acet yok. Yani madem Fatma ile Fikri kardeşim karar vermiş, o zaman bir an evvel nikahlarını kıyalım derim ben. Hay ağzına sağlık Cemal. Vallahi ben de öyle derim. Bence de fazla beklemeye hacet yok. Öyle değil mi Hasibe teyze yani? Şimdi Fatma bacım da artık kendi evinin hanımı olsun. Yeter bize hizmet etti. Zaten Fikri kardeşim de tertemiz bir insan belli yüzünden. Bak nur fışkırıyor resmen ya. Metin'e de iyi babalık eder. Efendim mahcup ediyorsunuz. Yok ya, ben gerçekleri konuşuyorum vallahi bak. Bence de hemen gitsin.
Yani hani kadıncağız yazık yuvasını kursun, kendi düzeni olsun anlamında demek istemiştim. Ay vallahi çok sevindim. Yalnız gitmeden bana bir çay döküver ya gelin hanım. Valla bak bunlara kalsa nikah memuru çağırıp seni hemen verecekler ha. Çay. Vallahi Cemal doğru söylüyor. Daha fazla beklemenin bir alemi yok. Bir an evvel sizi baş göz ederim. Tabii biz konuşuyoruz Fikri Bey oğlum. Son söz Fatma ile senin. Yok yok. Benim için sorun yok. Olur tabii. Yalnız bir de Fatma'ya sormak lazım. Ama Fatma bana çay dökmeye gitti. Gelince sor bakalım. Pis lan bu. Beni kendi eliyle evlendiriyor ya. Yatacaksın. Mavi, bak bana sakın yerde yatacağım deme. Asla izin verme. Çok soğuk çünkü. Annenlerin odasına git. Orada yat. Olmaz. Yani seni bu halde bırakamam Ali. Baksana kalkamıyorsun bile. Bir şeye ihtiyacın olur gece. Tamam. Ben İsmet'in odasına giderim, orada yatarım. Sen burada kal. Ya, dur dur. Olmaz öyle şey. Ali ne yapıyorsun? Tamam. Ben de burada yatarım artık. Sen öyle benim yanımda yatacaksan iyileşmemeye razıyım. Müsaadenizle ben artık kalkayım. Tabii oğlum, müsaade senin. Annene babana saygılarımı iletirsin. Baş üstüne. Hayırlı akşamlar. Hayırlı. İyi akşamlar oğlum. Kardeşim selametle. Yine gel. Özletme kendini. Tabii tabii gelirim. Biz seni geçirelim Fikri Bey oğlum. Buyur. Hadi Fatma. Ben yatıyorum Refika. İyi geceler. İyi geceler babacığım. Ben de yatıyorum, iyi geceler. Hadi bakalım. Bisküvit bisküvit yok mu ya? Gece gece canım çekti. Aferin lan. Ha? Bana bak. Bu Fatma'nın evliliğine taş koymaya kalkmayasın. Fatma ile Metin buradan gidecek. Tamam anne. Sen nasıl istersen ya. Ya istersen ben onların düğününde halay başı olurum. Vallahi bak. Yeter ki sen iste. Senin dediğin benim için kanundur. Bitmiştir yani. Ne? İyi geceler. Hadi iyi geceler olsun. Baba, bu mühendislerle olan toplantı var ya, inşallah onu ertelemedin. Çünkü bugün işe geleceğim. Ne işi ayol?
Daha hastaneden yeni çıktın oğlum. Tövbe yarabbim. Oğlum saçmalama ya. İsmet'le ben ne güne duruyoruz? Biz bakarız senin yerine. İnşaat şirketini Ali yönetiyor. Siz değil. Oğlum, annen doğru söylüyor. Sen birkaç gün dinle, bir toparla. Toplantı kaçmıyor ya, sonra yaparsınız. Evet. Ben de gitmem. Birlikte film izleriz. Aman kızım, siz filmin alasını çekiyorsunuz. Hayatımız her gün macera filmine döndü. Mavi, kalırım. Tamam. Sevda annem, hani sen ayakkabı istiyordun ya, bugün ben dersten çıkışı geleyim de alalım. Olmaz. Yani şey, anne dershaneden sonra yatış var da geç olur artık. Ben seni beklerim yavrum. Canım çocuk yorgun argın nasıl dolaşacak şimdi Safiye? Yarın çıkarsınız çarşıya. Sana ne oluyor Hasibe? Ay anam ben Sevda için diyorum vallahi. Onun bünyesi acık zayıf. Hani böyle yorgunluktan hastalanacak diye korkuyorum. Sonra yemeden içmeden kesiliyor yavrum ya. Doğru Safa ya. Çocuğu zorlaman halim yok. Yarın gidersiniz. Tamam canım yarın gideriz o zaman. Pembe, sen de dershaneden çıkar çıkmaz eve gelirsin. İfade vermeye gideceğiz. Tamam anne. Cemal, hadi kalkalım oğlum. Dur baba, dur. Otur. Telefonu unutmuşum. Alayım geleyim bir dakika. Tamam oğlum. İsmet sen kal. Kızları okula götürüp öyle geliriz. Tamam baba. Sen de bayağı bizim özel şoförümüz oldun İsmet. Yakışır. Sustu. Ben yeğenimi bırakıyorum. Sen de yanımızda istenmeyen eşantiyon olarak geliyorsun. Ne yapalım? Gelsin artık. İdare edeceğiz. Az bekleyin yalnız. Ben kitaplarımı alıp geleceğim. Ne örüyorsun Cemal? Ne örüyorum? Telefonumu aldım işe gidiyorum. Ne oldu da? Onu demiyor. Ya? Neydi o dün geceki hallerin? Onu söylüyor. Tabii canım bir an önce evlensinler. Neredeyse ortalık yerde gerdeğe sokacaktın bizi. Bir terbiyesiz terbiyesiz konuşma be. Konuşturma sen de o zaman. İki gün önce Safiye'yi boşayıp bela alıyordun nikahına. Neye ağız değiştiriyor? Fatma. Öylesi daha doğru olacak galiba. Ben Fikri iyi bir bebeğe benziyorum. Metin'ime de iyi babalık yapar Zahar. Sen de evlen, barklan. Yerini yurdunu bilirsin hiç olmazsa. Fena mı? Ne diyorsun lan sen? Şaka diyorsun değil mi? Ananla Safiye çakmasın diye öyle diyorsun değil mi? Şaka diyorsun değil mi? Yok. Şaka değil. Bak, Mahmut amcanın vefatıyla ilgili her gün bir şey oluyor ya. Şimdi seninle aramızdaki münasebet de ortaya çıkarsa ikimiz de hapse korlar kızım. Hapse girmemek için beni başkasıyla evlendiriyor. Ya ben bu fedakarlığı ikimiz için yapıyorum. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun Fatma? Ama ne yapayım yani? Aşkımı kalbime koymayacağım. Allah senin belanı vermesin. Gene kandırdın, gene kullanıp attın beni. Fatma, Gülüm. Bak bir aşk için hapislerde çürümeye değmez. Yaşandı, bitti, gitti. Sen bundan sonra benim... dünya eri bacımsın. Hadi al asmalık Fatma. Bacım. Güle güle.
da buluşacağız Hasibe teyze. Ay anladım vallahi zaten. Hadi bakalım. Selametle yavrum. Bak. Hep kalbinin sesini dinle mi güzel kızım? Hiç öyle anam nedir, babam nedir diye düşünme. Unutma. Aşk her şeyden önce gelir. Bu iyiliklerini hiç unutmayacağım Hasibe teyze. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Selametle. Hadi kız. Ay tamam amca ya, basma şu kornaya, geldim. Ya. Pembe nerede kız? Bir kitap almak bu kadar mı sürer ya? Ay süslenememiştir o daha. Pembe! Hadi kız! Akşama kadar seni mi bekleyeceğiz? Geldim ya, patlama. Allah Allah. Ne yapıyorsun be salak? Ne oldu kız? Binemedin mi? Tamam hadi gel gel. Gel hadi gel. Gel bin. Allah cezanı versin İsmet! Gerizekalı hayvan herif! Salak. Ya amca yapma, yazık ya. Hem geç kalacağız bak. Tamam 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 hadi. Tamam hadi gel 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 gel. Ya! Kızım ben adamı böyle peşimden koştururum işte. Çok komik. Bence çok komik. Sevda sence? Ya amca yazık ya. Kız. Ulan bayağı hızlı koşuyormuşsun kız. Maşallah. Usain Bolt gibisin mübarek. Sus be pislik. Sus. Dur diyorum. Bana bak. Dur ha. Yolda yapma, kaza yaparım ha. Bana bak. Oh. Dur. Dur ben veririm. Çok ağrım var mı? Biraz. Kavga ettiğimizde ettiğin laflar kadar can yakıcı değil ama. Ya Ali ya. Hatırlatmasan. Tamam. Oo, neşeniz daim olsun. Siz hep böyle gülün inşallah yavrularım. Hasibe anne. Bunlar ne? Yavrum evlendiğinizden beri başınıza gelmeyen kalmadı. Ben diyorum ki sizin üstünüzde kesin göz var. Gözü olanın gözü çıksın inşallah. İnşallah. Ama bu böyle inşallahla maşallahla olmaz. Sağlam kazağa bağlayacağız. Size kurşun dokacağız. Ne? Ayağına saçmalama, ne kurşunu ya? Yani ben de böyle şeylere inanmam. He. İnanmayın yavrum, inanmayın siz. Acaba daha inanmak için ne bekliyorsunuz onu da anlamadım. Ne olsun, yıldırım mı düşsün tepenize, onu mu bekliyorsunuz? Vallahi hiç itiraz bilmem ha. Bu kurşun dökülecek, o kadar. Gelin girin şunun altına Hatice. Gel tut kızım şunun ucundan. Tut şunu. Ya anne ya. Şişt. Hadi bakalım gelin. Gel oğlum gel. Mavi, hadi. Anneni kırmayalım. Kalk. Geç otur bakayım oğlum. Geç kızım yanına. Yanaşın, iyice yanaşın birbirinize. Heh. Hadi bakayım. Yanaş, yanaş. İyice, iyice yanaş, yanaş. Heh. Ya ne gülüyorsun? Hiç. Evet. Bu kadar yakın olacağımızı bilseydim, her gün kurşun döktürürdüm. Çok komik. Hayır ola. Yanaş kocam. Yanmak mı istiyorsun sen? Yanaş, yanaş. Yürü, yürü, yürü. Ana gel. Gel ana gel, hazır. Tut, tut, dur. Açık kısayım şunu. Verim. Gel bakayım. Gel anam. Ha. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dur kız.
Tuttun mu? Heh, tuttuk gel. Heh. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Allah. Ana. Allah. Tövbe tövbe. Bu ne böyle? Şuna bak. Nasıl göz olmuş görüyor musun? Ha, kafam kadar göz var ya mavi. Vallahi bunca yıllık kurşun dökme mesaim var. Ben böyle bir acayip şekiller görmedim ya. Bakayım. Bak oğlum bak. Bak görüyor musun? Kem gözün biri size tikmiş gözünü böyle bakıyor, gördün mü? Hakikaten öyle. E tabii genç, gözde bir çiftsiniz yani, kıskanan oluyordur. O kıskananların canı çıksın inşallah. İnşallah. Amin. Evlatlarımın mutluluğunda gözü olanların nuru aksın inşallah. Amin. Amin anam, amin. Hadi bakayım. Ali, ne yapıyorsunuz yengem siz böyle? Kurşun döktürüyoruz. Kurşun mu döküyorsunuz? Nazara, fesata, hasete birebirdir Safiye. Hasibe, Cemal'la benim de çok ihtiyacım var. Döker misin canım? Urgüp'ün en gözde çifti olarak kıskanan çok oluyor, biliyor musun Hasibe? Dökerik anam, dökerik. Hadi iyi dersler. Sağ ol amca. Geldik Şefer, dur burada. Dursana be, kime diyorum İsmet? Durduk. Hadi in bakalım. Az ileri git İsmet, çamur var burada. Vallahi ister in ister inme. Bu araba buradan bir milim öteye gitmez. Mahsus yapıyorsun değil mi? Bile bile çamurun yanında durdun. Ha, hiç işim gücüm yok. Oturacağım onu hesaplayacağım. Pembecim, canım. Senin komplo teorilerinle uğraşamam. İstersen inme. Benle birlikte şirkete kadar gelirsin. İşim gücüm var ya. Allah kahretsin. Ne oldu kız pembe? Çamura mı battın? Oğlum var ya, bunu sana çok pis ödeteceğim ha. Al yüzüne de sür kız azıcık. Güzellik maskesi niyetine. Allah kahretsin ya. Ya da sen dur. Sen dur. Nasıl gideceğim amca? Biliyoruz, öyle yapsın İsmet! Geri zekalı pislik!
Yüzüne ne oldu? Ha. Mühim bir şey değil ya. Bir arkadaşla takıştık biraz. Kavga mı ettin? Hı hı. Elleri kırılsın inşallah. Hasibe teyze buluşmak istediğini söyleyince çok şaşırdım. Şaşırdın mı? Yani iyi anlamda. Aslında çok sevindim. Sevda. Ben Ürgüp'ten gidiyordum biliyorsun. Ama yapamadım. Ya. Yani kalıyor musun? Evet. Sevdiğim kızı burada bırakıp gidemedim. Sevdiğin kızı mı? Sevdiğim biri var yani. Kim o? Sensin. Peki sen? Sen bana karşı bir şeyler hissediyor musun? Sadece sevgili olmak istemiyorum. Karım ol istiyorum. Sevda. Benimle evlenir misin? Bu çok ani oldu. Sevda. Babam bizi öğrenirse böyle bırakır mı sanıyorsun? Bir daha birbirimizin yüzünü göremeyiz. Ama karım olursan kimse ayıramaz bizi. Babam bile. İlyas, bilmiyorum ki nasıl olur. Hemen bu gece kaç bana. Yıldırım nikahı kıyalım. Sonra da karşılarına çıkalım. Ondan sonra da hiç kimse bizi ayıramasın. Yok olmaz diyorsan hemen burada bitirelim bu işi. Deme öyle. Benim şartım bu Sevda. Eğer beni gerçekten seviyorsan evlenirsin. Yoksa bu iş olmaz. O kadar yıl hapis yattıktan sonra kapalı yerde kalamıyor insan. Aa, bunlar tarlada çalışan işçiler değil mi? Tanıyorum ben birkaçını. Dur bakayım. Dur. Ben bakarım. Buyurun. Ali Bey'i mi görmeye geldik? Hoş geldiniz. Hayırdır arkadaşlar? Kaza yaptığımı duyduk. Hepimiz çok üzüldük. Size geçmiş olsun demeye geldik Ali Bey. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Allah eylemi versin Ali Bey. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Zahmet ettiniz, buralara kadar geldiniz. Hatice, misafirlerimize çay ikram edelim. Hemen el abi. Mahmut o saatte hep evde olurdu. O gece gelmeyince meraklandık tabii. Olay gecesi bir çöp dökmeye çıktıydım bir ara. Peki, hiç kimseyi gördünüz mü?
kimseyi görmedim. Fatma benim gelin. Çöpü atmak için dışarı çıktıydı. Sonra birden bir ses duydum. Merak ettim. Fırladım dışarı. Kediymiş ya. De! Musibet hayvan. Kediymiş. Yengem dışarıdan döndüğünde çok korkmuş görünüyordu. Ne oldu diye sorduk. Fatma, ne oluyor kız? Zangır zangır titriyorsun ya. Hiç. Çöpü koyarken kedi geldi de ona korktum. Hemen koştuk. Babam kanlar içinde yerde yatıyordu. Dede! Dede! Baba! Baba bir şey söyle, ne olursun, ses var, baba iyi misin? Mahmut'um ölmüştü. Bir dorbaya koyup götürdüler onu. Olaydan sonra herhangi bir şey duydunuz mu? Ne gibi? Herhangi bir şey, komşularınızdan, yoldan geçen birinden size bilgi veren biri oldu mu? İyi düşünün. Size önemli gelmese de bizim için bir ipucu olabilir. Mahmut'un vefat ettiği gece sizin evde misafir mi vardı? Yoo, biz bizeydik. Allah Allah! Ben o gece Nurten'in mevlüdünden dönüyordum. Sizin bahçede Fatma'yı bir adamla konuşurken gördüm. Yok. Kimse bir şey demedi. Acil buluşalım deyince meraklandım Cemal abi. Hayırdır? Bir durum mu var? Hayır, hayır. Oğlum sana acayip sağlam bir iş buldum. Acayip risksiz bir iş. Nasıl bir iş bu? Bizim konağı soyacağım. Ne? Lan! Ne diyorsun abi sen ya? Oğlum emir tekrarını yapıyorum. Duydum işte. Bizim konağı soyacağım diyorum ya. Abi bugüne kadar çeşit çeşit müşterim oldu. Hiç kendi evini soydurmak isteyen olmamıştı. Her şeyin bir ilki vardır oğlum. Yani soyacağım dediğime bakma. Bizim istediğimiz bir şey alman gerekiyor. Anamın da şüphelenmemesi için olaya süs vereceğiz ya. Hırsızlık süsü. He, anladım. Peki nasıl yapacağız? Anlatacağım ben sana. Ah annem ah ya. Şu güzellikli vereydin de hiç benim yollara sokmayaydın. Şimdi Fikri Bey, biz bir yola girdik. Tamam da, benim bazı kriterlerim var. Yani bunları konuşalım. Eğer yapamayacağım diyorsan hiç evlenmeyelim. Neymiş o kriterlerin bakayım? Mesela ben eli sıkı adam sevmem. Yani bir şey almak istediğimde beni darlamayacağım. Yani bu ay sıkışığım, önümüzdeki ay alırım falan demek yok. Peki öyle olsun. Ha, canım sıkıldıkça alışverişe çıkarım ben. Ki benim canım çok sıkılır. Yani bir askeri ücret kadar masrafım var, onda diyeyim. Ben çalışır kazanırım, harca gülüm. Kafana takma. Sen nedir ayağımı denize sokmadın? Her sene Sayfiye'de tatil istiyor. Yani her sene olur mu bilmiyorum ama... Sayfiye'de tatil olmazsa olmaz Fikri. Ha yok yapamam diyorsan al yüzsünü. Peki peki. Ona da tamam. Ansantre mutfağı istiyorum. Ankastre mutfağı. He, ondan işte. Bir de konakta gördüm. Hani böyle kopuk çıkarıyor ya, jacuzzi oluyor. Ondan da istiyorum. Jacuzzi'yi biz ne yapacağız Fatma? Vallahi sen bilirsin. Jacuzzi benim kırmızı çizgim. Peki. Ona da tamam. He, tamam diyorsun yani. Gelelim en önemli mevzuya. Şimdi ben öyle kaynana falan çekemem.
Yılda bir kere gelirler, iki saat kalıp çaylarını, çorbalarını içerler, kalkar giderler. Peki ne yapayım Fatma? Annemi otele mi göndereyim? Vallahi sen bilirsin Fikri. Annem de benim olmazsa olmazım Fatma. Benim evim annemin babamın da evi. Gelirler de kalırlar da. Ya beni böyle kabul edersin ya da hiç evlenmeyiz. Diyorsun. Madem öyle, tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Bundan sonra beni arayıp sorma. Bu iş burada biter. Elveda. Ne? Bağırma lütfen. Benim de bazı kriterlerim var. Neyi anlamıyorsun? Başlatma bağı kriterinden militerinden. Kız sen iyice şımardın ha. Adam barnağına yok suyu dahtı bir havalara girdin. Bana bak Fatma. Vallahi umurumu sıkarım ha. Hiçbir istediğimi yapmıyor, anlamıyor musun? Kız sen kime masal anlatıyorsun? Bile bile işi yokuşa sürdün değil mi? Adam seni terk etsin diye hususi uğraştın değil mi? Allah senin cezanı vermesin. Gözün karanlasın inşallah. Ne yapıyorsun? Kız Allah sen neyini beğenmiyorsun? Neyini beğenmiyorsun sen? İşi var, sigortası var. Çocuğunu kabul ediyor. Allah'tan belanı mı istiyorsun ha? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Anne, anne, anne dur, dur. Bırak kadını. Ne oluyor ya, sesiniz dışarıya kadar geliyor. Mavi Allah'ın aşkına koruma bana şunu. Deli etti beni. Ne yapmış biliyor musun? Fikri'den ayrılmış. Atmış yük suyu, atmış. Dur, Allah be vurma. Ya yeter ya. Allah Allah. Ne oldu yenge, niye attın yüzü? Kötü bir hareketi mi oldu sana? Yok. Anlaşamıyoruz Mavi. Bir de evlenince Urgut'tan taşınacakmış. Anası da gelip bizimle kalacakmış. Benim hiç mi bir şey söylemeye hakkım yok? Olmaz olur mu? Var tabii. Haklısın. Birlikte karar almalısınız. Yani. Aferin Mavi. Sen buna ver kalsın. Ver kası. Hiç evlenmesin. Aferin yavrum. İstemiyorsa evlenmesin anne. Mutsuz mu olsun kadın? Allah'ım ya Rabbim, sen bana sabırlar ver Rabbim. Yediniz be beni. Yediniz, yediniz. Vallahi daraltılar bastı. Ben öleyim inşallah. Ben öleyim inşallah. Ağlama tamam. Kusura bakmayın Refika Hanım, size rahatsız ediyorum ama durum da böyle işte. Elimden daha fazlası gelmiyor. Fatma da yüzü attı. Yani kısacası size verdiğim sözü tutamayacağım. Yavrum, sen bu Fatma'nın dediklerini hiç aldırma. Nikaha basana kadar her dediğine evet de. Sonra ipleri sıkı tutarsın. Bilemiyorum Refika Hanım. Ben aile hayatımda mutlu olmak istiyorum. Senin arkanda Refika Göreçki var. Bak şimdi, sen derhal bizim konağa gel. Fatma'ya yüzüğünü tak. Her şey senin istediğin gibi olsun de. Tamam mı? Gerisini ben hallederim. Peki tamam Refika Hanım. Geçti buluşmanız. Ay çok heyecanlıyım Asife teyze. Vallahi ben de sana seslenecektim. Birini anlatmasam çatlayacağım. Anlat yavrum anlat. Ben seni dinliyorum. Bana evlenme teklif etti. Ne? Ay kız ne diyorsun? Ay. Desene. Bu oğlan sağ bayağı yanıkmış be yavrum. Ben de onu çok seviyorum. Ne yapacağınız? Sevda. Kuzum. Bahtiyim ben sana. Senin bu baban hayatta oğlanla evlenmene razı gelmez. İlyas da öyle söyledi. Kaçalım dedi biliyor musun? Ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Kaçacaksın mı? Bilmiyorum Asibe teyze. Annem babam çok üzülür. İlyas'tan da vazgeçemiyorum.
Çok seviyorum ben onu. Öyle bir çıkmazın içindeyim işte. Haklısın kuzum. Haklısın yavrum. Sadiyim mi? Aa, buranı deneyeceğim. Başka yolu yok. Hiç anan baban düşünmeyeceğim. Ama ne olmuş yani? Aa, sen sevdiğinle kaçtın diye kırlarından ölecek derler ya. Aa, bir gün üzülürler, iki gün üzülürler, üçüncü gün unuturlar gider. Ama bak, sen bu çocuğa resti çektin mi? Vallahi bak, döner ardını gider. Çok gururlu bir çocuk o diyeyim ben sana. Kaç diyorsun yani? Düşünme bile. Aşkının peşinden git. Kız ben de yardım ederim sana. Vallahi kaçıveririm kapıyı, kaçıverirsin. Fatma abla, Fikri Bey geldi. Seni görmek istiyor kapıda. Fikri mi? Allah Allah. Niye geldi ki ne? İyi tamam. Sen şuna devam et de ben gideyim bir bakayım. Tamam abla. Hayırdır Fikri? Ne istiyor? Seni istiyorum Fatma. Bak ben biraz celallendim. Kusura bakma. Sen de haklısın tabii. Bak ben özür dilerim tamam mı? Bundan sonra seni nasıl istersen öyle olacak. Ama şey ben... ne yapıyor ya? Anam, siz barıştınız mı? Ay çok sevindim. Ben Fatma'nın mutluluğu için her şeye razıyım Asif Hanım. Yeter ki benimle evlensin. Öyle mi diyor? Yani ananı otellerde yatırmaya razısın yani öyle mi? Sen nasıl istersen. Maşallah maşallah. Nazar değmesin inşallah. Ay. Anne. Anne kalk yerine yat hadi uyuyun hadi. Uyumuyorum ben. Bir de uyumuyorum diyor ya. Annem. Ay. Ya kalk yerine yat hadi ya. Ay Cemal. Ben uyumuyorum diyorum. Kız yatacağım ben bak kalacağım burada. Kalk yerine yat hadi ne olur kurban olayım. Git sen yat. Ay. Anne uyumuyorum diyorum. Hor hor kükrüyorsun burada ya. Hadi kalk yerine yat. Ne olur kurban olayım. Hadi. Hadi annem hadi. Ay. Gel. Kurban oldum. Hadi. Hadi yerine yat. Yürü. Kalk. İyi. Hadi. Gideyim yatayım bari. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin. Hadi. Hadi iyi geceler. Hadi. Kapıyı açtım. Herkes de yattı uyudu. Siz gelebilirsiniz. Tamam abi. Hadi sen de yat. Yok ben illa sizi karşılayacağım. Estağfurullah. Kapat lan gerizekalı. Kapat.
olsun lütfen. Ne sesi ya? Nereden çıkartıyorsun? Rüya gördün herhalde. Yat. Ya sen duymadım diyorsun yani. Sen niye uyanıksın? Ya Saf hocam, müsaade edersen uyuyacağım. Bir şey olduğu yok, ses falan yok. Hadi yat zıbar. Tamam.